Sevgili arkadaşlar, hepinize selamlar. Bugünkü YouTube videomuzda Fransızca'da çok sık kullanılan ama her ne kadar sık kullanılsa da yanlış şekilde kullanılan birkaç tane fiilden bahsedeceğiz. Bu fiillerin kendilerine ait bir özellikleri var ve bu özellikleri bilmeden bu fiilleri kullanırsanız çok büyük ihtimalle yanlış yapabilirsiniz. Bu özellikler nedir? Bu fiiller nedir? Kullanırken nelere dikkat edeceksiniz? Bunların hepsinin cevabını bu videonun sonuna geldiğinizde verebileceksiniz. Videomu yapmamı isteyen sevgili Instagram takipçilerime ve sevgili online eğitimlerimize katılan bugün itibariyle 11 bin tane öğrencime canın gönülden teşekkür ediyorum. Eğer ki Uluhan Hocam bundan sonraki videoda şunu işler misin? Anlamadığım bir yer var. Şuna biraz değinir misin dediğiniz konular varsa, bir sonraki videomuzun konusunun ne olmasını istiyorsanız burada yorumlar bölümüne bana yazın. Ben bizzat bu yorumunuzu inceleyip belki de gelecek videomuzun konusunu sizin belirlemenizi sağlayayım. Hadi başlayalım. Bakalım bu 4 tane fiil neymiş, nelere dikkat edilmesi lazım ve cümle kurarken nasıl cümle kurmanız lazım. Aimer, détester, adorer ve préférer fiillerini bu videomuz boyunca işleyeceğiz. Dün akşam Instagram sayfamızda bir canlı yayın yapmıştık. Her hafta Instagram sayfamızda canlı yayınlar yapıyoruz. Canlı dersler, canlı egzersizler yapıyoruz Instagram takipçilerim ve öğrencilerimle birlikte. Ve burada dün sizlere sorduğum soruların bir tanesinin içerisinde bu fiiller vardı ve bu fiillerle ilgili aslında bilinmesi gereken kuralların tam olarak anlaşılmadığını fark ettim ve bugünkü YouTube videomuzda bunun cevabını sizlere vereceğim. Şimdi bir ufak hatırlatma yapmak istiyorum. YouTube kanalımızda yayınladığımız videoların hiçbiri Fransızca eğitim videolarımız değil bizim. Fransızca eğitim videolarımızın tümü eğitim platformumuzda bulunmaktadır. Eğer ki Fransızca ile ilgili genel bilgiler, genel kültürünüzü geliştirmek istiyorsanız YouTube kanalımızdaki videolara, eğer ki Fransızcanızı geliştirmek istiyorsanız sıfır seviyesinde veya ileri seviyelerde Fransızca öğrenmeye başlayıp kendinizi Fransızca'da daha iyi seviyelere getirmek istiyorsanız 11 bin öğrencimizin yaptığı gibi sizler de online eğitimlerimize katılabilirsiniz. Bu fiillerin farkı nedir? Bu farkları görmeden önce bu fiillerin öncelikle anlamlarına bir bakalım. Aimer, sevmek demektir. Détester, nefret etmek. Adorer, beğenmek. Préférer ise tercih etmek anlamına gelmektedir. Bunları diğer fiillerden ayıran fark nedir? İşte bu farkı bilmeniz lazım ki bu fiilleri cümlelerde kullandığınız zaman doğru cümleler kurun. Bir sınava gittiğinizde bu fiilleri kullandığınızda bu kuralı bilmeden cümleler kurarsanız orada puanınız kırılacaktır. O yüzden bu puan kırıklığını yaşamamak için kesinlikle bu kuralı bilmeniz lazım. Peki neymiş bu fiilleri diğerlerinden ayıran kural? Ne olursa olsun bu fiillerin kullanıldığı yerde açıklı, defini kullanılır. Açık, defini, endefini, bunların ne olduğunu bilmiyorsanız online eğitimlerimizdeyseniz zaten oraya gidip online eğitim platformunda bulunan açık, defini, endefini derslerini görebilirsiniz. Online eğitimlerimize değilseniz bunun konusunu YouTube kanalımıza da işlemiştik. YouTube kanalımızda le, la, le ile ilgili bir video var. Bu videoyu açıp izleyebilirsiniz. Açık defini ve açık endefini şudur arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size. Burada 4 tane aslında cümle var. Ve bu cümlelerin aralarındaki farkları beraber inceleyelim. Elma yerim, elmayı yerim, elma severim, elmayı severim. Ben size elma yerim dersem, siz benim hangi elmadan bahsettiğimizi bilir misiniz? Bilemezsiniz. Belki yeşil, belki kırmızı, belki golden elmayı seviyorum. Ama ben size elmayı yerim dersem,
O zaman siz benim hangi elmadan bahsettiğimi bilirsiniz. Elmayı diyorsam ya elimde bir elma vardır, ya sizin elinizde bir elma vardır, ya da ortada bir yerde bir elma vardır ve siz benim hangi elmadan bahsettiğimi bilirsiniz. İşte siz benim hangi elmadan, hangi nesneden bahsettiğimi biliyorsanız o cümlede açıkla defini. Eğer ki hangi elmadan, hangi nesneden bahsettiğimi bilmiyorsanız açıkla endifini kullanmanız lazım. Bu kadar basit. Şimdi elma yerim ve elmayı yerim cümlelerinin Fransızca karşılıklarına bakalım. Yemek fiili manger'dir. Manger yemek anlamına gelmektedir. Şimdi burada je mange une pomme dediğimiz zaman elma yerim anlamına gelir. Karşımızdaki kişi hangi elmadan bahsettiğimizi bilmez. Buradaki ün bir article indefinidir. Ama ben size kalkıp elmayı yerim dersem burada je mange la pomme dememiz lazım. La pomme article definidir. Siz benim hangi elmadan bahsettiğimi bilirsiniz. Şimdi aimer, détester, adorer ve préférer fiillerini diğer fiillerden ayıran şey neydi? Ne olursa olsun açıklı defini kullanmak zorundayız. Yani karşımızdaki kişi bizim neyi sevdiğimizi, neyden nefret ettiğimizi, neyi tercih ettiğimizi veya neyi beğendiğimizi bilse de bilmese de, elimizde o elma olsa da olmasa da biz burada açıklı defini kullanmak zorundayız. J'aime la pomme, j'aime la pomme, elma severim de j'aime la pomme. Elmayı severim de j'aime la pomme şeklinde çevrilmesi gerekir. İşte aimer, détester, adorer ve préférer fiillerini diğerlerinden ayıran özellik budur. Burada sevmek yerine nefret etmek olsaydı je déteste la pomme, beğenmek olsaydı j'adore la pomme veya tercih etmek olsaydı je préfère la pomme şeklinde çevirebilirdik. Elma tercih ederim. Je préfère la pomme. Elmayı tercih ederim. Je préfère la pomme şeklinde yazabiliriz. Biz burada j'aime une pomme diyemeyiz. Je déteste une pomme diyemeyiz. İşte aimer, détester, adorer ve préférer fiillerini kullanacaksınız. Dikkat etmeniz gereken kural budur. Umarım birlikte geçirdiğimiz bu 7,5-8 dakikayı en verimli şekilde geçirmişsinizdir. Ben çok keyif aldım sizlere bunları anlatırken. Umarım sizler de bir yandan öğrenmiş, bir yandan keyif almışsınızdır. Videoyu bu zamana kadar izlediyseniz hepinize çok çok teşekkür ederim. Şöyle bir hatırlatma da yapmak istiyorum. Şu anda Mayıs 2021'deyiz ve Haziran'ın ortası veya Haziran'ın sonuna doğru ve bütün yaz boyunca, belki de bundan sonra gelecek olan bütün canlı yayınlarımız boyunca, canlı yayınlarımızın tümünü bundan sonra YouTube kanalımızda burada yapıyor olacağız. Instagram canlı yayınlarımızı YouTube'a taşıyoruz artık. O yüzden hala kanalımıza abone değilseniz hemen şimdi abone olup bundan sonra yapacağımız canlı yayınları, canlı egzersizleri, sohbetlerimizi YouTube üzerinde kaçırmazsınız. Kendinize çok iyi bakın. Bundan sonra yapacağımız YouTube videosunda, online eğitimlerimizde, Instagram sayfamızda veya açıklamalar bölümünde bulunan WhatsApp numaramda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun.